Çok değişkenli fonksiyonları göstermenin birçok yolu 3 boyutta nokta ve vektörleri gösterebilmeyi biliyor olmaktan geçer. Buna dayanarak 3 boyutta nokta ve vektörleri nasıl gösterebileceğimizi anlatan bir video hazırladım ama bundan önce, yani 3 boyuta geçmeden nokta ve vektörlerle 2 boyutta nasıl çalıştığımızı hatırlamakta fayda olduğunu düşünüyorum. Bu arada eğer çok değişkenli kalkülüs öğreniyorsanız bunu şu ana kadar çoktan yapmışsınızdır ve şu anda buna ne gerek var ki, ben 2 boyutta nokta ve vektörlerin nasıl gösterileceğini biliyorum diye düşünüyor olabilirsiniz. Burada çok büyük bir benzerlik olduğunu söylemek istiyorum. 2 boyutla 3 boyutu karşılaştırmaya başladığınızda göreceğiniz benzerlikler, görselleştiremeyeceğiniz boyutları hakkında düşünmenize ya da 2 farklı boyutu karşılaştırmanıza yardımcı olacak. 2 boyutta diyelim ki elimizde bir nokta var. Bu noktayı birbirine dik olan x ve y eksenleri yardımıyla gösteririz değil mi? Noktanın bir sayı çiftiyle gösterildiğini de biliyoruz. Mesela 1,3. Bu x ekseni doğrultusunda 1 birim, y ekseni doğrultusunda da 3 birim yol kat etmemiz gerektiği anlamına gelir. Evet, burası 1, burası da 3. Evet. Çizimi ölçekli yapmadığım için çok da doğru olmadı ama şimdilik koordinatların bunlar olduklarını düşünelim. 2 boyuttaki tüm noktaları bu şekilde gösterebiliriz ve bu sayı çifti bize hangi yönde kaç birim ilerlememiz gerektiği hakkında bilgi verir. Bunun tersini düşünmek de mümkündür. Yani elimizde bir sayı çifti olduğunda bu bize 2 boyutta olduğumuzu anlatır, öyle değil mi? Bunun, yani sayı çiftleriyle uzaydaki noktalar arasında geçiş yapabileceğimiz fikrini fark ettiğimde görselleştiremediğim ya da kendiliğinden görselleştirilebilen şeyleri daha kolay anladığımı anladım. 3 boyutta da buna benzer bir ikilik 3 boyutlu uzaydaki noktalar ve üçlü sayı grupları arasında var. Hemen buradaki 3 boyutlu uzayda bir nokta belirleyelim. Bunu bu şekilde hareket ettirmeden neyin nerede olduğunu anlamak biraz güç. Bu yüzden de 3 boyutta çalışırken eksenleri bu şekilde hareket ettirmek ve bakış açımızı sürekli bir biçimde değiştirmemiz gerekiyor olabilir. Burada da noktaları sayılar, yani koordinatlar aracılığıyla gösteririz ama bu sefer söz konusu olan 3 tane koordinattır. Buradaki noktanın koordinatları 1,2,5'tir ve bu sayılar bize hangi eksen doğrultusunda kaç birim ilerlememiz gerektiğini anlatır. 2 boyutta olduğu gibi burada da bir x, bir de y ekseni ve bu ikisine dik ve 3. boyutu temsil eden 3. bir eksen, yani z ekseni var. Bu sayı grubundaki ilk sayı, bunları hareket ettirmemem gerekiyordu, her neyse bize evet x ekseni doğrultusunda kaç birim hareket etmemiz gerektiğini söyler. İkinci sayı, yani 2, y eksenine paralel olarak kaç birim ilerleyeceğimizi ve 3. sayıda bu noktaya gelene kadar yukarıya doğru kaç birim hareket etmemiz gerektiğini anlatır ve bunu 3 boyutlu uzaydaki herhangi bir nokta için yapabiliriz. Bu noktaya gelebilmek için x eksenine, y eksenine ve z eksenine paralel olacak biçimde kaç birim ilerlememiz gerektiğini anlarız ve bu da bu üçlü sayı grubu ile 3 boyutlu uzaydaki noktalar arasında geçiş yapmamızı sağlar. Buna dayanarak da ne zaman üçlü bir sayı grubu görürseniz, ki 3 boyutlu grafiklerden bahsedeceğimiz bir sonraki videoda bunu yapacağız. Evet, üçlü bir sayı grubu gördüğünüzde, aynen bir sayı çifti gördüğünüzde 2 boyutlu düşündüğünüz gibi 3 boyutlu düşünmeniz gerektiğini anlayabilirsiniz. Sayı çiftleriyle karşılaştığımız başka bir kavram daha var. Vektörler. Evet, vektörü çoğu zaman bir ok olarak gösteririz, öyle değil mi? Of ne yapıyorum ben? Yardım edin. Tamam, ne diyordum? Vektörleri oklar yardımıyla gösteririz. Evet, aynen bu şekilde ve eğer bu vektör orijinle belirli bir nokta arasında bulunuyorsa, vektörün koordinatları ile noktanın koordinatları birbirinin aynısıdır. Ama vektörler söz konusu olduğunda bu koordinatları bu şekilde bir sütun olarak yazarız. Yani bu çok da katı bir kural değildir ama bir sütun halinde yazılmış sayılar gördüğünüzde aklınıza hemen bir vektör getirebilirsiniz. Parantez içine alınmış bir sayı çifti ise bir noktayı temsil eder, öyle değil mi? Bu ikisi de aynı sayı çiftini göstermenin 2 yolu olsa da vektörler uzaydaki herhangi bir noktayı başlangıç noktası kabul edebilirler. Yani orijinden başlamalarına gerek yoktur. Demek istediğim, aynı vektörü bu şekilde bu noktadan başlayan, sağa doğru bileşeni 1, yukarı doğru bileşeni de 3 olan bir vektör olarak da gösterebiliriz. Vektörler hareketi gösterirken noktalar uzaydaki belirli bir noktayı gösterirler. Vektörleri birbirine ekleyebiliriz de. Bu bir vektör, bu da bir diğeri. X bileşeni büyük, Y bileşeni de küçük ve negatif. Bu iki vektörü toplamak için bunu diğerinin ucuna yerleştirmemiz gerekir ve yeterlidir. Başlangıç noktasını ikinci vektörün bitiş noktasına birleştirdiğimizde iki vektörün toplamı olan vektörü elde ederiz. İşte bu şekilde. Bunu noktalarla yapmak mümkün değildir. Yani noktaları toplamak söz konusu olduğunda noktaların vektörler olduğunu düşünmek gerekir. Aynı durum 3 boyut içinde geçerlidir. Herhangi bir nokta ile orijini birleştirdiğimizde bu ok yani vektör de aynı üçlü sayı grubunu gösterir ama bu defa bir sütun olarak gösterilir ve bu vektör bir sütun vektörü olarak adlandırılır. Bu 3 değil 5 olmalı değil mi? Nokta ile vektör arasındaki en önemli fark yine vektörün uzayın herhangi bir noktasını başlangıç noktası olarak kabul edebileceğidir. Aynı sayı grubu söz konusu olduğu sürece yani bize x, y ve z eksenine paralel olarak kaç birim hareket etmemiz gerektiğini söylediği sürece bunlar aynı vektörler olacaklardır. Bir sonraki videoda çok değişkenli fonksiyonların grafiğini çizebilmek için 3 boyutu nasıl kullanabileceğimiz hakkında konuşacağız.